Olimpiyat oyunlarında Cezayir adına yarışan ve kadınlar asimetrik paralelde altın madalya kazanan 17 yaşındaki Kaylia Nemour'un hikayesi herkesi şaşırttı. Fransa'nın engellemeleri onu durdurmadı. Kaylia Nemour, Paris 2024 Olimpiyatlarında altın madalya kazanarak ülkesi Cezayir adına tarih yazdı. 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nemour, Fransa'da doğdu ve büyüdü. Şimdiye kadar da hep Fransa bayrağı altında yarıştı. Ta ki Fransa Jimnastik Federasyonu Nemour'u desteklemek yerine önüne taş koyana kadar. 2021'de Nemour diş sakatlığı yaşadı. Mart 2022'de de kişisel doktorlarından antrenmanlarına devam edebileceği yönünde rapor aldı. Fakat federasyon doktoru bu onayı vermeyi reddetti. Nemour kariyerine devam edebilmek için babasının Cezayir pasaportundan yararlanma kararı aldı. Uyruğunu değiştirmek için harekete geçti. Ancak bu da kolay olmadı. Çünkü uluslararası kurallar gereği Fransa Jimnastik Federasyonu'ndan yeni bir bayrak altında yarışabilmek için onay mektubu alması gerekiyordu. Fransız makamlar bu süreci de geciktirdi. Küçük yaşına rağmen yaşadığı ağır psikolojik baskı Nemour'u yıldırmadı ve sonunda Cezayir bayrağı altında olimpiyatlarda yarışma şansını yakaladı. Kendisine yönelik her türlü engelleme ve baskının arkasındaki Fransa'nın başkenti Paris'te sergilediği kusursuz performansla herkesi şaşkına çevirdi. Alkışlar eşliğinde artistik jimnastik kadınlar asimetrik paralelde 15.700 puanla altın madalya kazandı. Böylece Afrika'nın olimpiyat madalyalı ilk jimnastikçisi olarak tarihe geçti. Paris Yaz Olimpiyatları bir taraftan sporcular, onların performansları, kırılan rekorlar, kayıplar, kazançlar, sportif başarılar ya da başarısızlıklarla anılıyor. Ama aynı zamanda da Fransa'nın bu işin altından pek de kalkamadığına dair birçok yeni eski bilgi de var. Sen nehrinin kirliliğinden, elektriğin yetmemesine, sporcuların yetersiz beslenme sorunlarından, asayiş sıkıntılarına kadar her şeyi gördük. Ben en azından bugüne kadar hiçbir olimpiyatta bu kadar sıkıntıyı hatırlamıyorum. Bakalım bugün için Emre Timur'da hangi notlar var aktaracaktır. Emre? Evet. Suudi kürekçi Hüseyin Ali Rıza'nın paylaştığı fotoğraf sonrasında en çok konuşulan konulardan bir tanesi aslında bahçede, çimlerin üzerinde yatan sporcu oldu. Kendisi yine bir yandan notlarımı kontrol ediyorum. İtalyan sporcu, olimpik yüzücü Thomas Ciccon ve aslında kendisinin bir altın madalyası, beraberinde bir de bronz madalyası var. Hal böyle olunca konu daha fazla tartışıldı. Yine İtalyan medyası tarafından da bu konu bugünün en çok konuşulan konusu haline geldi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yine bir sporcunun yüksek testosteron hormonuna sahip Cezayirli Halif'in İtalyan bir sporcuyla yaptığı maç vardı. O maçtan da aslında İtalyan medyasının bu konuya dair tartışmaları, eleştirileri çok fazlaydı. Ve İtalya'da da en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu diyebiliriz. Öte yandan Sen nehrindeki tartışmaya bir uzanırsak aslında geçtiğimiz günlerde triatlon yarışı yapılmıştı ve yarış sonrası birçok sporcu istifra etmişlerdi. Sosyal medyadan suyun kirliliğine dair açıklamalarda bulunmuşlardı. Onlardan bir tanesi de Claire Michel, 35 yaşında ve kendisi Belçika triatlon takımı oyuncusu. O da maalesef ki koli basili bakterisi kaptı ve tedavisini gördü. Ancak Belçika milli takımı yaptığı açıklamada bir sonraki triatlon müsabakasına katılmayacaklarını açıkladılar. Ve aslında Paris Olimpiyat Komitesi de en çok korktuğu şeyin de başına gelmesi gibi bir durumda şu anda yaşıyor diyebiliriz.